Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet kıymetli FM TV izleyenleri, yine bir Emri Bil Maruf özel programıyla bugün de sizlerin karşısındayız. Emri Bil Maruf vazifemiz tüm Türkiye'ye devam ediyor. Bizler de FM TV olarak Fatih Medreseleri Vakfı'nın gerçekleşmiş olduğu bu asrın çalışmasındaki duyguları, düşünceleri, anıları, son gelişmeleri Emri Bil Maruf özel programında FM TV aracılığıyla sizlere aktaracağız. Kıymetliler, hepinizi Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti ve muhafazası sizlerin, bizlerin, ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Evet kıymetli izleyenler, Fatih Medreseleri Vakfı 81 ilimizde, 81 grupla birlikte yaklaşık 400 kişilik dev bir kadro ile tüm Türkiye'de kısacası kıymetli izleyenler Emri Bil Maruf Nehyanil Münker çalışması yapıyor. Her yıl Mayıs ayında bu çalışmayı gerçekleştiriyor. Fatih Medreseleri Vakfı'nın İsmaila Derneği'nin aynı şekilde tüm Türkiye genelinde vazife yapan, 365 gün vazife yapan Emri Bil Maruf grubu görevlileri var tabii ki. Ama Emri Bil Maruf'un önemine dikkat çekmek için tüm Türkiye'de Mayıs ayında 2009'dan itibaren her yıl artık geleneksel olarak bu Emri Bil Maruf çalışması yapılıyor kıymetli dinleyenler. Bunu aktarmış olalım. Emri Bil Maruf Nehyanil Münker'i tekrar hatırlatmak gerekirse iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. İyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek Rabbimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş olduğu çok mübarek bir görev kıymetli izleyenler. İşte hocalarımız da alimler, peygamberlerin varisleridir müjdesine mazhar olmak için kıymetli hocalarımız bu Emri Bil Maruf vazifesini Mahmud Efendi Hazretlerimizin bizlere göstermiş olduğu şekillerde yapmaya çalışıyorlar kıymetli izleyenler. Az sonra birçok ilimize bağlanacağız. Canlı telefon bağlantıları gerçekleştireceğiz. Buradaki hocalarımızın duygu ve düşüncelerini alacağız. Emri Bil Maruf'ta asrın çalışmasında ikinci gündeyiz kıymetli izleyenler. Fatih Medreseleri Vakfı hocaları Emri Bil Maruf vazifesini tüm Türkiye'de yapıyorlar. Bizler de FM TV ekranlarından o heyecanı, o güzelliği sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Emri Bil Maruf, Mahmud Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi kıymetli izleyenler, damarlarımda gezen kan gibidir, bedenimde gezen kan gibidir buyuruyor. Yani bu kadar acil ihtiyaç bir çalışma, Emri Bil Maruf çalışması kıymetine. Evet, şimdi hocalarımız hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Isparta'ya bağlanacağız Ömer Turna hocamıza. Ömer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak hocam. Nasılsınız hocam? Allah razı olsun. Son derece iyiyiz. Çok zevkli, güzel bir çalışmanın içindeyiz. Hamdolsun Rabbimize, şükürler olsun. Maşallah olsun hocam. Isparta'dasınız hocam inşallah. Vazifenin ikinci günündesiniz. Evet Burak hocam. İkinci gün hocam, ilk gün ve ikinci gün olarak bize ilk olarak değerlendirmeleriniz neler olur hocam? Bu kutlu vazife 81 ile Fatih Medreseleri Vakfı gerçekleştiriyor, devam ediyor. Sizlerin Isparta'daki gözlemleri nedir hocam? Burak hocam, öncelikle Rabbim bizlerin bu konuda çok ciddi bir yardım ettiğini biz görüyoruz. Çok güzel, üzerimizde bir heyecan var. Bu işin çok güzel bir zevkini hissediyoruz. Yani insanlara böyle selam verdiğimiz zaman insanların o yüzlerindeki o güzel ifadeler, tutumları bizi son derece bu işe tekrar şevk ettiriyor. Elhamdülillah. Gerçekten vatanımız çok güzel, insanlarımız çok güzel. Bu işlere çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Yeter ki bu işin dertlisi olalım. Onlara bir şey anlatmanın heyecanını biz kendimizde bulduğumuz zaman onlarda da bu işin dinleme heyecanını çok güzel görüyoruz. Ve 7'den 70'e diyorum. Yani burada kesinlikle böyle bir yaş sınırı koymak istemiyorum. Yani insanlara bir selam verdiğimizi, İstanbul'dan geldiğimizi, sadece sizleri ziyaret, Allah rızası için geldiğimizi, iyilikleri konuşalım, ahiret yatırımlarımızı konuşalım, evet, dediğimiz zaman insanların bu konuda çok güzel böyle bir dinleme içinde olduğunu görüyoruz. Heyecanlı olduklarını, doğru hocam diyorlar, evet hocam diyorlar. Ve pazartesi bu işin ilkiydi. Bugün salı ikinci günü. Abi, evet, bu güzel hocam, atmosfer bu şekilde her gün daha çok ziyadeleşiyor. Daha çok bizi farklı bir heyecan sarıyor. İnşallah bu şekilde de devam eder. Sizi görmedik. İnşallah hocam. Şu an ekranda da bizlere göndermiş olduğunuz fotoğrafları seyircilerimize paylaşıyoruz hocam. Isparta'daki durumu da resimlerden şu an görüyorlar. İnşallah ileriki günlerde videoları da yayınlamaya çalışacağız bizlere ulaştırmış olduğunuz. İnşallah. Gençler, bu resim konusu... Buyurun hocam, buyurun.
Tabii resim konusunda da yani çok özel bir çalışma istiyor. Yani biz devamlı böyle ayaküstü bir mücadele olduğumuz için şöyle resim işte evet. mücadele o esnada çektirebildiğimiz kadar çektirmeye çalışıyoruz ama. Evet. Buyur hocam. Kur'an-ı Kerim dağıttığınız gözüküyor hocam. Halkımızın evet. bu hediyelere karşı tepkisi de hocam. Ya yani tabii ki Kur'an-ı Kerim hediye etmek çok güzel bir görev ama halkımız nasıl sizleri karşılıyor hocam? Bu konuda biz şu ifadeyi devamlı söylemeye çalışıyoruz. İstanbul'dan geldiğimizi, Fatih Medreseleri FM TV'nin işte ekibi olarak geldiğimizi söylemeye çalışıyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'i dağıttığımızdan son derece memnun oluyorlar. Ve onları Kur'an-ı Kerim'e dağıttığımız zaman şu ifadeleri, sözleri almaya çalışıyoruz. Diyoruz onlara, inşallah söz verin, Kur'an-ı Kerim'i öğreneceksiniz diyoruz. Onlar da bu konuda çok memnun oluyorlar. Dergiler dağıtılıyor. Bu dergiler dağıtıldığı zaman tanıtım broşürlerimiz var, Mehmet TV ile alakalı. Evet, onları hocam. İfade etmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Bak Kur'an'ınız bizden diyoruz, geldik diyoruz. Öğrenmek için de Mehmet TV açabilirsiniz diyoruz. Diğer farklı sorularla alakalı diyoruz ve tekrar derslerimiz var. Ya bu şekilde onu çok soranlar oluyor Anadolu illeri, ilçelerinde. Hocam bizim burada istediğimiz zaman soru soracağımız bir hoca yok diyorlardı. Biz onlara işte hatta şahsi numaramı veriyorum. Kendi programımı tanıtıyorum. Diğer evet. hoca efendilerin böyle programlarının isimleriyle, hoca isimleriyle beraber tanıtmaya çalışıyoruz. Ve hem bu konuda bir çevre ediniyoruz. Hani var olan tanışan, yani bizi tanıyan insanlarla da denk geliyoruz. Evet hocam diyor, izliyoruz diyorlar vesaire. Güzel bir çalışma olduğunu, bereketli olduğunu görüyoruz Burak hocam. Ve bu konuda evet. elhamdülillah güzeldi. Kur'an-ı Kerim dağıtma çalışmaları devam ediyor. En maruf devam ediyor. Güzel sözler alıyoruz. Konuda gerçekten Isparta Anadolu olarak, Anadolu şehirlere güzel bir şehir, duyarlı bir şehir. Rabbim muhafaza eylesin. Ama biz onları böyle gördükçe anlıyoruz ki daha sık gelmek lazım. Daha güzel kalabalık kadroyla gelmek lazım. Bunu anlıyoruz burada. Yani halkımız tabii ki bu çalışmayı benimsiyor, tebrik ediyor ama daha fazla olmasını hatta daha sık olmasını istiyor diyorum. Onu anlıyoruz şu an konuşmalarınızdan. Aynen öyle. Hani bir ifade vardır yani vitrindeki mal alıcısı olmadı mı zayidir. Yani buradaki gerçekten alıcı var. Yani biz anlattığımızı karşı taraf çok ciddi bir şekilde dinliyor. Alma niyetiyle dinliyor. O zaman bir kişi burada anlıyoruz, iki kişi, üç kişi, beş kişi değil de burada 20 kişi, 30 kişi lazım. İnşallah evet. belki burada FM TV ekranlarında bu işin duyarlı insanları, bu işin ilim noktasında yeterli olan insanları belki bu konuda inşallah bir destek verir. Bir dahaki sene inşallah nasip olur. 1000 kişiyle çıkarız diyorum. 2000 kişiyle çıkarız inşallah. İnşallah hocam. Mükemmel olur böyle tabii inşallah muvaffak olursak. İnşallah hocam. Yani Fatih Meseleri Vakfı'nın ve sizlerin yapmış olduğu bu çalışmalar inşallah bu işin ateşleyicisi olsun diyoruz hocam. Daha fazla inşallah bu işi ileri seviyeye götürmeyi bizler de arzularız halkımızın istediği gibi. Hocam çok teşekkür i̇nşallah. Ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Programımıza katıldınız. Duygu düşünceleri aktardınız. Diğer hocalarımız da var hattımızın ucunda bizleri bekliyorlar. Onlara da söz hakkı verelim hocam inşallah. İnşallah. Allah razı olsun diyorum. Buradan hocam Isparta'ya selam ediyoruz. Sizlere selam ediyoruz ve yanınıza bulunan tüm hocalarımıza selam ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Bizler de size hayırlı programlar diliyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli FM TV ailesi gördüğünüz gibi bugün de Isparta ile başladık programımıza. Ömer Tunlu hocamız bizlerle birlikte telefon bağlantısındaydı. Isparta'daki durumu anlattı. Oradaki halkımız, hocam nerelerdeydiniz? Hani 4 kişi, 5 kişi değil, 20 kişi, 30 kişi gelin. Sadece bir hafta değil, 365 gün bu vazifeleri yapın diye çağrıda bulunduklarını aktardı bizlere. Yani buradan emri bil maruf'un öneminin, devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz kıymetli izleyenler. Yani hocalarımız şu an 81 ilde bu vazifeyi yapıyorlar ve bağlanmış olduğumuz illerde hep bunları duyuyoruz. Özellikle gençliğimiz üzerinde. Hocam gençlerimiz elimizden kayıp gitmeden siz daha fazla gelin. Sadece buraya emri bil maruf'a gelmeyin. Emri bil maruf neticesinde buralarda medreseler açalım, Kur'an kursları açalım, sohbet meclisleri açalım hocam. Cemaatimizin, halkımızın toplanıp bir yerde sohbet dinleyeceği, Kur'an-ı Kerim öğrenebileceği yerler açalım çağrısı yapıyorlar. İnşallah bu emri bil maruf'un ne kadar önemli olduğunu bizlere hissettirmiş oluyor. Eğer bizler bugün emri bil maruf vazifesine çıkmasaydık. Yani ben tekrar hatırlatmak isterim sizlere kıymetliler. Emri bil maruf vazifesine çıkan hocalarımız sadece hocalarımız değil. Yani medresede hocalık yapan hocalarımız değil. İçerisinde esnaf abilerimiz var. İçerisinde memur abilerimiz var. Yıllık iznini alıp
buralara gidiyorlar. Niçin? Sadece Allah rızası için. Evet, şimdi hattımızın diğer ucunda Konya'dan Hikmet Kahraman hocamız var. Hikmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak hocam. Tüm FM TV izleyenlerine, bütün Fatih medreseleri kadrolarına, Türkiye'nin dört bir yanında 80 vilayetinde emri bil maruf vazifesini yerine getiren tüm kıymetli hocalarıma, başta kıymetli Masum Bayraktar hocama herkese çok selam ediyorum. Aleyküm selam hocam. Sizlere de ayrıca selam ediyorum Burak hocam. Allah sizler belki hocam, burada vazifedeyiz ama sizler de orada arkamızı boş bırakmayarak bu kutsal vazifeye oradan en güzel destekleri veriyorsunuz. Allah razı olsun. Tüm FM TV haber ekibine, tüm FM TV kamera ekibine ve reji ekibine de çok selamlar iletiyorum inşallah. Allah razı olsun. Rabbime şükürler olsun. Biliyorsunuz geçen sene de yine bağlantı yapmıştık. Bu şekilde o zaman Ağrı'daydık. Evet hocam. Bu sefer inşallah Konya'dayız. Çıkan kurallar neticesinde verilen vazife yerine aşkla şevkle giriyoruz. Konya'da emri bil maruf vazifemizi gerçekten layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun. O zaman öncelikle hocam sizlerin ve Konya ekibinin halini, durumunu, keyfini soralım hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun. Keyif yönünden hiçbir eksiğimiz yok. Her türlü artımız var. Şu an Konya merkezdeyim. İlçelerdeydik, geldik. Şu an Konya merkezdeyim. Burada Aziziye Camii var, Kapı Camii var. Hemen karşımda da Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin kabri ve camisi var inşallah. Şu an üçünü de görebiliyorum yani hafif bir dönüşle. Burada halkla çok güzel diyaloglarımız var. Tek tek gençlerle, dükkan sahipleriyle, esnaflarla, dükkan çalışanlarıyla, sokakta olsun, caddede olsun, ondan sonra parklarda, bahçelerde, çay bahçelerinde, her gördüğümüz yerde selam verme neticesinde, selamı alır almaz hemen yanına oturuyoruz. Başlıyoruz onlara emredil maruf yapmaya. Ve çok güzel, mükemmel. Hocamın da, tabii onun da oradaki Bursa'da vazifeyi de Masum Bayraktar hocam. Orada da onun çok güzel öngörüleriyle beraber, tespitleriyle beraber şunu söyleyebilirim. Orada bir tespitte bulunmuştu hocam. Türkiye gerçekten bu sefer İslam'ı hisset, Türkiye'de emredil maruf yaparken bu derece İslam'ı hissetmemiştik. İslam'ı artık hissediyoruz dedi. Gerçekten biz de burada Konya'da hissediyoruz. İnsanlar kesinlikle en ufak bir itimle yok bize karşı. Her gören sahipleniyor. Selamlarımız son derece güzel karşılık buluyor. Çok güzel. Ondan sonra ilçelerine gidiyoruz. Ilgın'a gidiyoruz, Akşehir'e gidiyoruz, Seydişehir'e gidiyoruz. Selçuklu'dayız, merkez zaten. Ondan sonra Karatay'ı var, Meram'ı var. Yine diğer ilçelere gitmeye başlıyoruz. Yarın yine devam ediyor vazifemiz. Cuma'ya kadar da kendi vaktine kadar. İnşallah biliyorsunuz vazifeler devam edecek. Hiç olumsuzlukla karşılaşmadık. Burak hocam, zerre olumsuzluk tarif edemem. Yani kötü bir örnek olmadı. Hep güzel örnekler. İnşallah Rabbim tesirini ikram ediyor. Efendi Hazretlerimizin himmetiyle, hocamızın duasıyla inşallah. Gerçekten güzel tesir görüyoruz. İnşallah bu sefer ve hocam, bundan sonraki seferler... Hikmet hocam, şimdi ekranda sizlerin bize ulaştırmış olduğunuz o emri bil maruf görüntülerini paylaşıyoruz. İki tane de hafız kardeşimiz, bir tanesi 10 yaşlarında, bir tanesi biraz daha ondan büyük, 15-16 yaşlarında. Fatih Kahraman ve Talha Kahraman, evet. İki kardeşimizi görüyoruz hocam. Yani bu hafız kardeşlerimiz de emri marufa çıkıyorlar. Halkımızın onlara bakışı nasıl hocam? Nasıl karşılıyorlar halkımız onları? Yani inanın bizden daha çok güzel tepkiler görüyor onlar. Onların olması da artı bir güzellik katıyor. İnsanlar hemen onun hafız olduğunu öğrenince bu talebelerimizin, Talha'nın da Fatih'in de, Kur'an talebesi ve bu kıyafetin içerisinde, bu sünnetullahın içerisinde görünce inanın milletin İslam'a olan aşkı daha çok kabarıyor. Elhamdülillah. Bizler bu kıyafetleri aşikar ettikçe insanların içerisinde böyle genç yaşta çocuklarımızla hiç olumsuz dediğim gibi hiç olumsuz bir sahnede karşılaşmadık şu ana kadar. Şükürler olsun. Şükürler olsun hocam. Rabbim inşallah bundan sonra tesirini artırarak inşallah bize ikram etsin. Allah razı olsun hocam. Yani Fatih Medresesi'ne baktık hocam. Şuradan yani ben bunu açıkça söylemek istiyorum. Şimdi dedi gördüğümüz gibi yani 7'den 70'e herkes vazife yapıyor Fatih Medresesi Vakfı'ndan. Hani bugüne kadar emri bil maruf veya işte iyiliği emretmek veya sohbet, muhabbet dediğimiz zaman hep böyle yaşlı amcalarımız Allah razı olsun adam 70'lere 80'lere kadar bu vazifeyi yapıyorlar ama şu an Fatih Medresesi'leri yani ezberleri bozuyor hocam. Bunu söyleyebilir miyiz hocam yani? Alo. Evet, kıymetli izleyenler, herhalde sesle bir sıkıntı, bir bağlantıda sıkıntı oldu. Hikmet Kahraman hocamıza bağlandık Konya'da.
Tekrar ben yani çok duygulandığımız ekranlarda da gördüğünüz fotoğraflarda bir tanesi 8-9 yaşlarında, 10 yaşlarında tam yaşını bilemiyoruz. Bir hafız kardeşimiz var. Yine 16-17 yaşlarında yine bir hafız kardeşimiz Hikmet Kahraman hocamızla birlikte emri bil maruf yapıyorlar. Yani 70 yaşında amcalarımızın yapmış olduğu vazifeleri bugün emri bil maruf dediğimiz zaman hep aklımıza veya sohbet dediğimiz zaman, hoca dediğimiz zaman hep aklımıza böyle yaşlı kesik yaşlı kimseler gelir. Veya cami cemaat dediğimiz zaman hep yaşlı insanlar gelir aklımıza. Veya evlatlarımızı hep böyle göndermek istediğimiz kişiler hani cami cemaatidir, yaştan mıdır, biraz nasihat etsin isteriz. Ama bugün o vazifeyi yapanlar kıymetli izleyenler görüyorsunuz ki 7'den 70'e tüm Türkiye inşallah. Evet, hocamız hazır mı arkadaşlar? Kıymetli izleyenler az sonra bu işin mimarı yani 2009'da itibariyle emri bil maruf vazifesini tüm Türkiye'de toplu bir şekilde gerçekleştiren kıymetli hocamızla bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şu an arkadaşlarımız hocamızın hazır olduğunu söyler. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam. Hocam ikinci günündeyiz emri bil maruf'un. Buradan emri bil maruf heyecanını FM TV ekranlarından tüm Türkiye'ye hatta Avrupa'ya kadar yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci günde bizlere neler söyleyeceksiniz hocam? Evvela hepinize selam ediyorum. Gerçekten çok mutlu, çok bereketli, çok feyizli bir emri bil maruf geçiriyoruz. Bu emri bil maruf da bize destek veren özellikle FM TV'ye ve Fatih Medresi'ye bütün kadrolarına, bütün hoca kardeşlerimize ve bu yolda gerçekten mücadele eden hoca kardeşlerimize ve ailelerine, çocuklarına, her birine buradan teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Çok yüksek derecede bir feyizli, bereketli, mükemmel bir emri bil maruf geçiyor. Halkımızın çok büyük teveccühü var. Halkımız gerçekten son derece bu işe karşı saygısı, sevgisi, muhabbeti arttı elhamdülillah. Gençlerimizle bugün çok ciddi bir şekilde buluşmalarımız oldu. O gençlerin içinde şunu gördük yani gerçekten her birileri kurlandı elhamdülillah. İnanın her biri artık İslam'ın doğru gelse, sıkıntılardan kurtulmuş olsa, kötü ahlaklardan kurtulmuş olursak artık yani yeter bu kadar kötü ahlaklar içinde yüzüldüğü, bunlardan vazgeçilip de İslam doğru gelse diye herkesin bir heyecanını gördük elhamdülillah. Evet. Son derece başarılı bir çalışma oluyor. Rabbim inşallah tesisi yüksek edilsin. Ben buradan şunu, FMTV ekranlarından şunu rica ediyorum. Duyurmak istiyorum. Çok önemli bu ama. Çünkü bugün onu da çok yaşadık. Yaşamış olduğumuz şeylerden bir tanesi de buydu. Özellikle ama buradan duyurmak istiyorum. Özellikle Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Beyefendi. Rabbim kendisine razı olsun. Başarılar nasip etsin. Muvaffakiyetler nasip etsin. Mutlaka Mehmet Görmez Beyefendi başkanımızı mutlaka kendi elindeki kadrolara bu çalışmayı mutlaka bildirmesi lazım. 10 günde bir de olsa, 15 günde bir de olsa inanın. Çünkü hoca efendilerle burada görüşürüz. Cami hoca efendilerle görüşürüz. Hoca efendiler elhamdülillah FM TV zaten gerçekten izleyenlerle çok karşılaştık. Yani bütün camia, evet, diğer camiasının hoca efendileri FM TV izlemede maşallah. Bu hoca efendiler aslında bu işi çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Geldiğimize çok mutlu oluyorlar. Kendilerine söylüyoruz mutlaka bu uygun yapılması gerektiğini söylüyor. Onlar da gerçekten kabul ediyorlar. Yani kendilerine bir emir verirse yani dense ki yani bu vazifeyi yapın. Yani 15 günde bir de olsa esnaflarınızı dolaşın, camiye davet edin. Camiye gelmeyen esnaflara ricada bulunun. Ya işte göremedim abi, gelemedin abi, abi bekliyorum abi diye inanın 3-4 yani 2 defa 3 defa söylenmiş olsa o esnaf hocaya mahcubiyetinden zaten illa gidecek yani. Ama evet, ya bu çalışma mutlaka lazım. Mutlaka yapılması lazım. İnşallah Diyanetimiz bu işe kulak verir. Ve bütün hoca efendiler bu işe seferber olur. Bütün hoca efendiler bu işe seferber olduğunda da Allah'ın izniyle göreceksiniz ki yani üzeri tozlanmış gençlerimiz. Yani ibadeti yapmak istiyor ama yapamada sıkıntı çeken insanlarımız bir anda göreceksiniz bizimle hakikaten Allah'ın izniyle ibadetine koşacaklar. Rabbim inşallah tesisini yüksek edesin. Bu çalışmaya çok ihtiyaç var. Ve bütün Müslümanların vazifesi bu. Yani bütün Müslümanların vazifesi ne? Herkes etrafındaki insanlara tek kelime, bir kelime, iki kelime, üç kelime, beş kelime söylemiş olsa, vazifeleri söylemiş olsa, her iyiliği emretse, gözükler alıkoymaya çalışsa, ne bela yapmasa,
Türkiye'miz ve tüm dünya Müslümanları kurtulur. O yüzden dolayı inşallah Rabbim bütün kardeşlerimize başarılar nasip etsin, muvaffakiyetini nasip etsin. Ama şunu bir tekrar ediyorum. Yani senelerdir, yani 91 yılından beri bu seneye kadar her sene aşağı yukarı çeşitli şekillerde bir muharefe çıktım. Ama bu senenin befeyizliği, bereketi bir başka, güzelliği bir başka, halkın teveccühü bir başka. En yani ön yargı olarak bakıldığı zaman bazen bakılıyor ya insanlar, Allah bakmamak, evet, bakmamak lazım da. Yani ön olumsuz diye nitelendirdiğin yerde o kadar olumluluk çıkıyor ki hayretler içine kalıyorsun. Çok güzel bir çalışma oluyor. O yüzden dolayı Rabbim inşallah bütün Müslümanlara, bütün kardeşlerimize, özellikle cehennem camiasına, bütün cemaatlere hakikaten beraberce çok olan ihtiyaç var. Hatta açık söylüyorum yani burada hoca efendilerle görüştüğümüzde bizim cemaatimize özellikle çok şeyler bekliyorlar. İlla medrese açmamızı istiyorlar. Mutlaka medrese olmayan yerlere illa medrese açılması istiyorlar. Çocuklarımızı gönderme yerlerini kesinlikle söylüyorlar. Hakikaten çok ihtiyaç var. Rabbim inşallah o günleri de görmeyi nasip etsin. Bunun da çaresi biliyorsunuz. Camiada birlik beraberlik olması lazım ki inşallah bunları da aşalım inşallah. Rabbim tesisini yüksek etsin. Ama FM TV'de tekrar ediyorum, tekrar tebrik ediyorum. Çünkü buralarda şunu gördük. Yani Bursa'nın şu anda 10 tane ilçesini gezdik. Evet. Oralarda bir marş yaptık. Ve çok etkili. Herkesin ifadesiyle yani hakikaten seyredilmesi gereken bir kanal. Çok şeyler öğrendik. Kur'an-ı Kerim bilmeyenler Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, hatta tecvidde öğrendiğini, hatta bakıyorum mukabelerimizden, sohbetlerimizden hiçbir tanesi kaçırmadıklarını maşallah bütün hoca arkadaşlarımızın teknik isimlerini ve yabancılarını burada görüyorsunuz yani. Çok etkileniyor insan. Yani FM TV bir aile gibi maşallah. Evet. O yüzden dolayı tekrar tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun inşallah. Hepimize Mevla Teala başarılar nasip etsin. Bu yolda şu anda mücadele eden bütün kardeşlerimiz de her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri kırmadınız. Bu bağlantıyı gerçekleştirdiniz. Hem FM TV seyirciler adına hem de FM TV adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Evet, kıymetli FM TV izleyenleri, artık hocamızın da söylediği gibi FM TV ailesi ifadesini biraz daha herhalde ön plana çıkarmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü hocamız artık dedi, biz kocaman bir FM TV ailesi olmuşuz. Yaklaşık Bursa'da 10 tane ilçeyi gezdik. Burada herkes bizleri, programlarımızı takip ediyor, bizleri tanıyor. Bizlerin daha çok vazife yapmasını istiyor. Sadece FM TV değil, aynı şekilde illerinde, ilçelerinde, hatta köylerinde, kasabalarında medrese açılmasını, Kur'an kursu açılmasını istiyor diye bu isteklerini bizlere aktarmış oldu. Bu kadar istekli olan, bizlere karşı bu kadar saygılı ve sevgili olan siz kıymetli izleyicilerimize, biz de izleyiciden öte artık bir aile olarak bakmak zorundayız gibi hissediyoruz kendimizi ki herhalde gerçekten de böyle bakmalıyız yani. Evet, FM TV ailesi, kıymetli Fatih Meseleleri Vakfı hocalarımız 81 ilde bu vazifeyi gerçekleştiriyorlar. Ne vazifesi, tekrar hatırlatalım. Emri bil maruf nehyanil münker çalışması. Kıymetli hocamız 2009 yılından itibaren toplu olarak bu vazifeyi yaptırıyor ama çok daha öncesinde yani 30 yıllık, 35 yıllık neredeyse bu vazifeyi İsmail Ağa Camii olarak kıymetli Masum Barak hocamızla birlikte gerçekleştiriyorlar. Yani en azından bir 20-25 sene bir fiil bu işin içerisindeler kıymetli izleyenler. Şimdi ve yaklaşık işte bu 20-25 sene sonrasında hocamızın ifadeleri gerçekten çok önemli kıymetli FM TV ailesi. Bugüne kadar bu kadar feyizli, bu kadar muhabbetli bir emri bil maruf gerçekleştirmemiştik. Halkımızın İslami değerlere karşı saygısı ve sevgisi çok artmış diyor. Evet, şimdi Çorum'da Mehmet Eyvaz hocamız, Mehmet Odabaşı hocamız bizlerle birlikte olacak. Hazırmış, telefonumuzdaymış. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam, sizler nasılsınız? Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Çorum buradan hem sizlere hem Çorum'a hem de Çorum'daki Emmi Bil Maruf ekibine selam olsun hocam. Aleyküm selam. Onların da sizlere de selam var inşallah. Allah razı olsun hepsine, ve aleyküm selam, hepsine teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun, güzel bir vazifeyi gerçekleştiriyorlar.
Hocam Çorum'dasınız. Emir bin Maruf'un ikinci günündeyiz. İki gün yani dün sabah itibariyle saat 8 itibariyle bu kutlu vazife başladı. Ve iki gündür bu vazifeyi hiç aralıksız devam ettiriyorsunuz. Sizler neler gördünüz, düşünceleriniz bizlere nelerdir hocam aktaracaklarınız? Evet, biz de malumunuz pazar günü hocamızın sohbeti akabinde toplu dualar eşliğinde biz de pazar günü yolumuza çıkıp bir an önce vazife yerimize gidip dinlenip sabah en güzel şekilde vazifemize başlamayı arzu ettik ve elhamdülillah başarılı bir şekilde bir yolculuk başladı. Evet. Ve pazartesi sabah itibariyle Sungurlu ilçemiz, Boğazkale, Alaca, Ortaköy, Mecitözü, bugün de Çorum Merkez, Laçin, Osmancık, Dodurga, Oğuzlar ilçelerini başarıyla tamamladık elhamdülillah. Şu an evet. Osmancık'tayız. Biraz sonra inşallah Kargı'ya doğru yola çıkacağız. Geceyi de inşallah orada geçirip yarın Kargı, İskilip, Bayat, Uğurlu Dağ diye inşallah vazifemize devam edeceğiz. Elhamdülillah vazifemiz son derece başarılı geçiyor, zevkli geçiyor. Hocamızın da buyurduğu gibi yani gün geçtikçe artık insanlarımız daha da şuurlaşıyor. Bizim vazifelerimiz daha da kolaylaşıyor. Özellikle gençlerimiz pırıl pırıl. İnşallah evet. Hep beraber bu çalışmaları yapıp daha güzel günlere doğru adımlar atıldığının yani açık açık bunu görebiliyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun. İnşallah. Şu anda dediğimiz gibi birazdan da yola çıkacağız. Saat 6 oldu. Fakat elhamdülillah burada zaman mefhumu yok. Zevkli bir şekilde, bereketli bir şekilde vazifelerimizi yapıyoruz. Hatta şunları da FMTV'nin tabii de tanıyanlar çıkıyor. Biraz önce bir amcamız bir küçük ilçede ben sizi Hamburg'dan tanıyorum diyor. Oradan sizleri seyrediyorum dedi. Maşallah. Memnuniyetlerini dile getirdiler elhamdülillah. Yani hiçbir sıkıntı yok. Vazifelerimiz son derece mükemmel, zevkli bir şekilde devam ediyor Burak Hocam. Maşallah hocam. Şimdi ekranda bizlere ulaştırmış olduğunuz görüntüleri, fotoğrafları paylaşıyoruz hocam. Yıllarca ülkemizde emri bil maruf vazifesini biliyorsunuz. Hani birileri İncil dağıtıyordu, birileri Tevrat dağıtıyordu ama bizler Kur'an-ı Kerim dağıttığımız zaman sıkıntı oluyordu ülkemizde. Ama bugün görüntülerde görüyoruz berberinden, bakkalından, marketinden her yere rahatlıkla girdiğinizi görüyoruz. Halkımızın tepkisi nasıl hocam? Elhamdülillah yani halkımızın tepkisi son derece güzel. Malumunuz 2009 yılından beri hocamızın kontrolünde bu işi vazifeyi yapıyoruz onun sayesinde. Tabii gün geçtikçe hem tecrübe kazanıyoruz ve halkın da daha çok bilinçlendiğini yani aşikar bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Tabii halkımızın halkımız son derece olumlu. Yani çok ufak tefek şeyler olsa da onlar da nazarlık diyoruz. Onlar da %1'i geçmeyecek şekilde elhamdülillah. Evet. Problem yok, sıkıntı yok. Herkes sahip çıkıyor. Yani son zamanlardaki bazı olaylar ne kadar da olsa da bunların bu şekilde etkilemediğini, bizleri çok sevdiklerini biz aşikar şekilde görüyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah hocam. Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istedikleriniz varsa alalım. Hattımızda diğer hocalarımız olacak çünkü onlara da bağlantı yapalım. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Şu an Türkiye'mizin dört bir yanında vazife yazan tüm arkadaşlarımıza selamlar gönderiyorum. Hepsine başarılar. Aleykümselam. Rabbimden ikram eylemesini istiyorum. Sizlere de bizleri arayıp duygu ve düşüncelerimizi aldığınız için size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Bizler sizlere ve sizlerin nezdinde Fatih Medreseleri Vakfı'na bu güzel vazifeyi yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm hocam. Ve Aleyküm Selam. Evet kıymetli FMTV izleyenleri, FMTV ailesi. Mehmet Odabaşı hocamızın Çorum'daydı kendisi ekibiyle birlikte Emir Bil Maruf ekibiyle birlikte Emir Bil Maruf vazifelerini devam ettiriyorlar. Ve halkımızın artık bu işe yani Emir Bil Maruf'a iyiliği anlatıp kötülükten nehyetme bu vazifeye çok büyük önem verdiğini, çok yoğun bir şekilde saygı, sevgi beslediklerini söylediler. Allah razı olsun. Hatta hürmet ettiklerini bu vazifeyi yapanlara bunları bize aktardılar. Halkımıza biz buradan ne kadar teşekkür etsek gerçekten az. Şunu açık söylemek gerekirse kıymetliler.
Yani en acısı bu toprak, İslam'ın yani yeşermiş olduğu topraklar, İslam sancağının yıllarca ayakta kalmış olduğu topraklar, İslam alemine yıllarca yani öncülük etmiş topraklar, kıymetliler. Bu topraklarda birileri İncil dağıtırken, birileri Tevrat dağıtırken, birileri misyonerlik çalışması yaparken bizlerin, Müslümanların Kur'an-ı Kerim hediye etmesine, Kur'an-ı Kerim dağıtmasına, halkımızla sohbet etme, dertleşme, muhabbet etme, yani emri bil maruf yapmasına izin verilmiyordu veya yapan kişiler çok hakir görülüyordu, dışlanıyordu. Bunun kalkması bizleri en çok bu sevindirdi. En çok bu üzüyordu, en çok bunun kalkması bizleri sevindirdi kıymetliler. Evet, Mustafa Kartal hocamıza bağlanacağız hazırsa. Mustafa hocam hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hoş bulduk Burak hocam. Hocam Gaziantep'tesiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah Burak hocam. Ben buradan FM TV'ye Müslüman kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Yani elhamdülillah gerçekten yıllardır emri bin marufa çıkıyoruz. Yani bu sene Allah-u Teala ya tesirimizi yüksek eyledi ya insanların kalbine bu İslam sevgisini astırdı. Öyle güzel bir muhabbet, kardeşlik, kucaklama var ki böyle sahada arasındaki kardeşliği, muhabbeti, kucaklamayı görüyoruz. Allah-u Teala o sahabe efendilerimiz nasıl birbirlerini Allah için sevip sevgiyle, muhabbetle İslam devleti nasip etti. Evet. Bize de inşallah bu kucaklama, sevgi, bu halkımızın İslami anlayışının hocalara, sarığa, sakala, emri bin marufa artık sevgi muhabbetinden dolayı da İslam aleminin liderlik nasip etsin inşallah diyorum. Çok zevkli, çok feyizli geçiyor, bereketli geçiyor. Maşallah hocam. Özellikle FM TV'mizi çok iyi tanıyorlar maşallah. Yani Antep, Gaziantep'in son ilçesi. Arabana gittik. Evet. Kıymetli hocamızı tanıyorlar FM TV'den. İşte FM TV izliyoruz, sizi de oradan bir yere benzetiyoruz gibi. Bizim hakikat sizleri programını tanıyorlar. Özellikle hocamızın programına son derece böyle İslami siyaset, İslami yönetim sistemi ve güncel konuları bir hocadan dinlemek. Yani bu halk artık bir haberci, bir profesör, bir efendime söyleyeyim bilmem falanca konuda uzman muzman aradığı yok. Bu halkımız samimi, halktan ve dindar bir yön gösteren, dindar bir yol gösterici, dindar olan İslamiyetiyle, sözleriyle kendini kanıtlamış birilerine ihtiyacı var. O konuda gerçekten hocamıza karşı son derece muhabbetleri var. FM TV'ye karşı bu İslami yayınlardan dolayı, genç hocalardan dolayı programların hepsine hayran olanlar var. 10 tanesini 15 tanesini ezberden de sayıyorum böyle. Yani ben bugüne kadar yaptığım en tatlı, en güzel emri bin marufu şey yapıyorum. Ben zannettim belki Antep böyledir. Başka arkadaşlarımızı da aradık. Allah razı olsun halkımızdan ya. Allah inanıyoruz. Türkiye İslam alemine lider edecek. İslam'ın yeryüzüne yine hakim edecek. Yani böyle herkesin evindeki bir bardak su gibi, bir tane gibi herkesin evinde İslam nuru olacak. Bu sene buna İnşallah. İnancım %1 milyon arttı Burak hocam. İnşallah hocam. İnşallah. Muhteşem bir halk var. Muhteşem feyiz var. Yorulmak bilmiyoruz. Normalde mesai saatimiz 5'te bitiyor. Şu an cami önündeyim. 4-5 tane de genç kardeşimiz var. Geldiler yanımıza muhabbet etmek için. Harika geçiyor yani. Duygularımı ifade edemiyorum. Maşallah hocam. Eğer imkanınız olursa yine bize o genç kardeşlerimizle yayına bağlamak isteriz yani bu FMT ile ilgili. İnşallah hocam. Aynı şekilde şunu sormak istiyorum. Şu an görüntülerde de bize ulaştırmış olduğunuz fotoğrafların çoğunda genç arkadaşlarımız var. Gençlerin durumu ne hocam? Gençler nasıl karşılıyor? Yani gençler bakın şu an yanımda 2-4 tane genç var. Telefondan sonra bizle konuşmak isteyenler var. Evet. Onları davet etmedik. Onlar bizi gördüler. Hocam dediler muhabbet edebilir miyiz? Allah sizden razı olsun. Böyle bir şey çekti bizi buraya diye. Şu an Antep'te Ulu Cami var. Bilenler bilir yani Antep'i. Onun önünde şeyde oturuyoruz. Arkadaşlar da şu an telefonun bitmesini bekliyor. Yani gençlerde şey var artık nasıl söyleyelim ya artık dünya olarak bir şeylerin tadına bakmışlar. Telefon evet. Demiş telefon almış. Gençlik işte giysidir, ayakkabıdır efendime söyleyeyim bisiklettir, motosiklettir. Antep'te biraz yaygın. Bunların hepsini görmüşler. Hepsini tanımışlar. Hepsinden babaları almış, imkanları olmuş. Evet. Gençler şunu anlamış yani. Maddiyatla, imkanlarla, dünyalık bir şeylere sahip olmakla bu hayatta mutlu olunmaz. İşte namaz nasıl kılınır hocam? Şu namazı şöyle nasıl kılarız? Teheccüde nasıl kalkarız? Sabah namazlarına nasıl kalkarız? Vallahi gençler bu soruyu soruyor ya.
Yani Allah fıtratı, cennet fıtratı, İslam fıtratı yaratmış. İnsanlar mutluluğu hep bir yerlerde aramışlar ama bulamamış. Bazıları bunu çok geç farkına varmış. Ama şimdi gençliği öyle değil. 15 yaşında, 16-17 yaşında gençler gelip namaz soruyor. Hocam buralardaysanız sohbetinize katılalım diyor. Camiye mesela emri bil maruf anında ezan-ı Muhammediye okunurken diyor ki gençler oluyor veya kim olursa diyor gelip. Evet hocam. Bazen dükkan sahibi veya yaşlılar gelmiyor. Vallahi ve billahi gençler diyor ki hocam ben geliyorum diyor ya. Arkadaşlarına da alıp 5 kişi 10 kişi camiye geçiyoruz elhamdülillah. Allah razı olsun öyle hocam. Öyle güzel yani. Ben inanıyorum ki Allah İslamiyet'in alın sizi. İslam'ın güzelliklerini yaşama başlangıcını şu an sanki bunun startı verildi yani. İslam'a Allah'ın izniyle bugün sert belki ama yarın topluluk topluluk halinde bunları göreceğiz. Toplu halde İslam'a bir yöneliş inşallah Allah nasip edecek. Onu hissediyorum. Evet. Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun katıldığınız yayınımıza. Gaziantep'teki durumu aktarmış oldunuz bizlere. Ama daha bağlamak istediğimiz birçok hocamız var. Onları da inşallah söz hakkı tanıyalım. Peki. Allah razı olsun. Seyircilerimize ve size hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan hem sizlere hem Gaziantep'e hem de Gaziantep ekibine selam olsun hocam. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet kıymetli FM TV izleyenleri. Yine Gaziantep'te bağlantı gerçekleştirdik. Mustafa Kartal hocamız bizlerle birlikte oldu. Az sonra Mehmet Eyvaz hocamız bizlerle birlikte olacak. Kıymetli Esat Kabak hocamız bizlerle birlikte olacak az sonra. Hocamız yani ben duygulandım kıymetli izleyenler hocamızın anlattıklarından. Gençler gelip hocam sabah namazına nasıl kalkabilirim? Teheccüde nasıl kalkabilirim? Namazlarıma nasıl dikkat edebilirim? Yani bunları soruyorsa hani her zaman söylüyoruz ya. Ümmeti Muhammed'in umudu Türkiye nasıl olacak diye. Yani bu gençlikte olur mu? Bu halkta olur mu? Yani demek ki bizler üzerimizdeki tozu attığımız zaman oluyormuş. Gerçekten sabah namazına önem veren bir gençlik ümmetin umudu olabilir. Gerçekten teheccüde, yani teheccüde niye kalkılır? Ben bunu sizlere sormak istiyorum. Teheccüde niye kalkılır? Yani büyük manevi sıkıntılarımız vardır ki kalkarız. Rabbimize yalvarmak için kalkarız. Yani gençler şu an teheccüde kalkmak için bunun planlarını yapıyorlarsa işte bu gençlik ümmeti Muhammed'in umudu olur kıymetliler. Evet, Esat Kabak hocamız hattımızın diğer ucunda. Esat hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Burak hocam. Teşekkürler, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Hamdolsun Burak hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin yapmış olduğu bu kutlu vazifeyi FM TV ekranlarından tüm seyircilerimize bu heyecanı yaşatmaya çalışıyoruz hocam. Bugün bizleri Avrupa'nın birçok yerinden seyircilerimiz var. Belki Türkiye'de değiller. Belki Türkiye'de kendileri bu vazifeyi yapamıyorlar ama sizlerin yapmış olduğu bu örnek vazifeyle birlikte onlar da heyecanlanıyor. Biz de heyecanlanıyoruz hocam. Uşak'tasınız. Uşak'ta durum nedir hocam? Neler anlatacaksınız bizlere? Emri bil maruf'un ikinci günündeyiz. Allah razı olsun Burak hocam. Evvela Mevla Teala Hazretleri heyecanımızı zirve eylesin. Sizin de heyecanınızı ziyade eylesin inşallah. Amin cümlemizin. Böyle ortak bir heyecana bizleri ortak kılan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Uşak grubu olarak evvela sizleri emri bir marufta olan arkadaşları ve sevmediğiniz seyircilerini buradan en kalbi duygularımızla selamlıyoruz Burak hocam. Ve aleyküm selam hocam. Allah razı olsun. Bizler de Uşak, Manas ilçesi, Sivaslı, Karahanlı, Ulubey, şu anda Eşme'de vazifelerimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Gerçekten çok bereketli bir çalışma geçiyor Burak Hocam. Evet. Bu 2009 yılından beri yapmış olduğumuz çalışma içerisinde her sene çalışma heyecan üzerinde heyecan katıyoruz. Ama gerçekten bu seneki çalışma apayrı bir heyecanı var. Tarih yok. Sadece söyleyeceğim şey gerçekten yaşanması gerekiyor. Elhamdülillah halkımız çok iyi, kaliteli, iştiyaklı dinliyorlar. Gençler kaliteli, gençler mükemmel. Bir ifade evet. Vardır. Hitap muhatabın hakkıdır. Gerçekten onu burada yaşıyoruz. Konuştukça saatlerce konuşasımız geliyor ve karşı tarafta saatlerce öyle dinleyici geliyor. Ne demek bu? Gerçekten toplumumuz aç ve birilerini böyle
el atmasını istiyor, el uzatmasını istiyor. Ve bunu bu emri bir marufta bunu gördük. Bunu anladık. Yani biz Uşak ilindeyiz. Ege'nin bir bölgesindeyiz. Ama gerçekten acaba dedim Uşak nasıl bir bölgedir? Baktım ki gerçekten Uşak halkı kaliteli bir halk. Mükemmel. Şükürler olsun Mevlat Ağa Hazretleri'ne. Evet. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum sizlere. Ege bölgesinde aslında baktığımız zaman zorlu bölgelerden bir tanesi ama burada bile halkımızın dini değerlerine kadar sahip çıkmaya çalıştığını anlattınız bizlere. Vaktimizin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Diğer hocalarımıza da bağlanmak istiyoruz. Bugünlük bu kadar söz verebilirsem sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Uşak hocam. Allah razı olsun. Rabbim heyecanınızı ziyade eylesin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere aynı şekilde Uşak'a ve Uşak'taki Fatih Mesele Vakfı Emmi Bil Maruf gönüllerine selam olsun hocam. Bizlerden de sizlere selam. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyenler, dediğimiz gibi 81 ilde bu vazifeyi Fatih Medreseler Vakfı 5 günlük bir vazife, 5 günlük sürede yapacak. Türkiye'nin her yeri, her bölgesi, yani Ege bölgesine gitmeyelim değil, Ege bölgesine de, yani sahillere inmeyelim değil, sahillere kadar. Niye? Sahildeki kardeşim, sahilde bir restoran içten abim, benim abim değil mi? Müslüman kardeşim değil mi? Ben niye onun yanına gidemeyeceğim? Ben niye onunla dertleşemeyeceğim? Ben niye ona derdimi anlatamayacağım? Biz hep beraber İslam alemi değil miyiz? Biz hep beraber Müslümanlar olarak Türkiye Müslümanları değil miyiz? Türkiye Müslümanları bir olmazsa, beraber olmazsa nasıl yani Türkiye İslam'ın umudu olacak? İşte bunun için hocalarımız Türkiye İslam'ın umududur. Bunu kanıtlamak için şu an tüm Türkiye'de vazifelerine devam ediyorlar. Mehmet Eyvaz hocamız hattımızın diğer ucunda, yine FM TV ekranından tanıyorsunuz kendisini. Mehmet hocam hoş geldiniz. Hoş gördük Burak hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun hocam, bizler iyiyiz. Sizlerin bizlere aktarmış olduğu heyecanı bizler de FM TV ekranından seyircilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Bartın'da heyecanlar nasıl, durumlar nasıl, Emmi Bil Maruf nasıl gidiyor hocam? Çok güzel elhamdülillah. Biz de çalışmamızı ilk gece biliyorsunuz pazar akşamında devrekte geçirdikten sonra pazartesi yola çıktık. Pazartesi tekrar Bartın merkezde çalışılmaya başladı elhamdülillah. Çok güzel Bartın'ımızı baştan aşağı bütün sokaklarını, caddelerini gezdik şükürler olsun. Gençlerimiz bütün illerde olduğu gibi gerçekten çok müthiş bir iştiyakları vardı elhamdülillah. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok ümitli karşıladılar. Çok tatlı karşıladılar. İşte biraz yetişkin olan insanlar da bu FETÖ hainlerinin vermiş olduğu bir sıkıntıdan dolayı biraz böyle bir soğukluk var ama ona da bir selam verip bir nasılsınız, iyi misiniz dedikten sonra atlatıyorlar elhamdülillah, şükürler olsun. Güzel İstanbul'dan geldiğimizi, herhangi bir maddi ve siyasi bir amacımızın, eylemimizin, söylemimizin olmadığını kendilerine iletince onlar da çok rahatlıyorlar elhamdülillah. Kendilerine maşallah geliyorlar. Hocam. Ona göre de güzel konuşmalar, görüşmeler oluyor. Namaz üzerine çalışıyoruz. Gençliğimizin ilim öğrenmesi üzerine çalışıyoruz. Kur'an öğrenmesi üzerine çalışıyoruz. Onları buralarda cami imamlarımıza, kendi cemaatimizin bulunan vekillerine, başka cemaatlerin hocaları varsa oralara yönlendirmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Bartın merkezi bugün itibariyle bitirdik şükürler olsun. Bartın çok ufak gözükse de ilçe olarak biraz geniş bir alana sahip Burak hocam. Evet. Biz şu an Amasra'ya doğru harekete geçmiştik. Amasra'ya girdik. Amasra'da gerçekten sanki Mevla Teala seni böyle cennetten bir köşe gibi orayı yaratmış. Orada işte abilerimize uğradık, selamlar verdik. Kendilerinin namaz konusunda telkinlerde bulunduk. Bir sahil kısımlarında böyle bir ifadeler kullanmaya çalıştık elhamdülillah. Şükürler olsun. Oradan da çakras üzerinden şimdi şu anda hem ikindi namazını kılmak üzere hem de burada belediye başkanımızla vesaire görüştük, konuştuk. Şu an Kuruca Şile'deyiz. Burada inşallah hem bir marufumuzu yapacağız. Namaz molası verdik. Namazdan sonra inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Allah gerçekten... Hocam özel bir soru sormak istiyorum. Seyircilerimizin de öğrenmesi için şu an ekranlarda sizin fotoğraflarınızı döndürüyoruz bizler. Yanınızda iki tane kardeşimiz var. Aslında biz bunların ne görev yaptığını biliyoruz. Sizler bize anlatır mısınız? Yani bu kardeşlerimiz normalde ne görev yapıyorlar? Bugün ne için sizin yanınızdalar? Evet, bizim yanımızda Fatih Kabasakal kardeşimizle
Beytullah Bodur Hafız kardeşimiz Arapça evet, okuyorlar. Normalde Arapça okuyorlar. Daha yaşları 17-18'indeler. Evet, elhamdülillah. Maşallah. Bunlar şükürler olsun şu an bizim yanımızdalar. Bunlar çıkıyorlar insanlara, amcalarına, dedelerine, nenelerine çıkıyorlar diyorlar. Lütfen diyorlar, namazlarımıza dikkat edelim diyorlar. İbadetlerimize dikkat edelim diyorlar. Maşallah. İnsanlar müthiş derecede etkileniyorlar Burak Hocam. Şimdi maşallah. Biz söyleyince de etkileniyorlar ama onlar böyle daha çiçeği burnunda da delikanlı ya. Gencecik gençlerimiz bizim, talebelerimiz. Evet. Onları böyle gördükleri zaman sanki böyle format yemiş gibi gerçekten ciddi manada bir değişim insanlarda beliriyor. Hemen yüzlerinde bir gülümseme, bir tebessüm beliriyor. Bazen evet. Bize sert çıkış yapıyorlar ama gençlerimizi hiç kıramıyorlar elhamdülillah. Güzel bir teslimiyet sağlıyorlar onlara. Maşallah. Onların şu anki yapmış oldukları vazifede gerçekten güzel, büyük, kutsal bir vazife yapıyorlar şu an. Rabbimizin emri bil maruf nehyanın münker vazifesini gerçekleştiriyorlar. Şu an belki de biz Karadeniz'in en uç noktasındayız. Belki buradan bir tekneye binsen Rusya'yı bulursun. Öyle bir yerde evet. Şu an barkın olarak. Ama insanlarımız gerçekten artık batıl bir hayat yaşamak istemiyorlar. Güzel İslami bir hayat yaşamak istiyorlar. İnşallah bu konuda hep beraber Diyanetimizle bütün diğer doğru yolda mücadele eden cemaatlerimizle, hükümetimizle inşallah bu insanlarımızın doğru yolu daha çabuk bulabilmeleri için elimizden geleni yapmamız gerekiyor Burak Hocam. İnşallah hocam. Biz bunun inşallah burada eksikliğini görüyoruz. İnsanlarımız elhamdülillah istiyorlar, iştiyaklılar, seviyorlar. Hemen hemen memleket. Şimdi bak biz burada bir emekli bir imam efendiyle konuştuk. Evet. Ya burası gerçekten şu an görsen şu an neredeyse denize düşeceğiz biz yani. O kadar denize yakın bir yer burası. Anladım hocam. Ama burada böyle sorduğunuz zaman elhamdülillah şükürler olsun Mahmud evet. Efendi'yi tanıyan insanlar var. Ne güzel çalışmış sultanımız. Şükürler evet, olsun. Hocam, inşallah... Mehmet hocam. Çok efendim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Allah razı olsun. Hattımızda diğer hocalarımız var. Onlara da ulaşmak istiyoruz. Vaktimizin de son 10 dakikalık bir süresi kaldı. Bugünlük tamam. Bu kadar hocam. İleriki yana gene sizlere bağlantı gerçekleştireceğiz inşallah. Tamam Burak hocam. Teşekkür ederim. Bütün biz teşekkür ederim. Allah razı ediyorum. Olsun. Bartınlılar illaki izliyorlardır. Onlara da özel selam ediyorum inşallah. Aleyküm selam hocam. Buradan FMTV ailesi olarak biz de Bartın'a selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Eyvaz hocamıza ve beraberinde bulunan hocalarımıza selamlarımızı iletmiş olalım. Evet kıymetli FMTV izleyenleri Bartın'daydık. Mehmet Eyvaz hocamızın duygu ve düşüncelerini aldık. Az sonra Manisa'ya bağlanacağız. Manisa'da Ali Yazıcı hocamız bizleri bekliyor. Ege bölgesinden yine bir hocamıza bağlanmış olacağız. Bakalım Manisa'da durumlar nasıl? Halkımızın emri bil marufa nehyanil münker çalışmasına tepkisi nasıl? Oradaki halkımızın düşünceleri neler? Bunları bize Manisa'dan Ali Yazıcı hocamız anlatacak kıymetli izleyenler. Mehmet Eyvaz hocamız da önemli konulara değindi. Yani İslami cemaatlere karşı yapılan yanlış bakışları biz emri bil maruf çalışmasıyla yok ediyoruz dedi. Yani bugün bir takım yapılar yüzünden İslami cemaatler karalanmaya çalışılıyor. Ama bizler emri bil marufla birlikte bunu engelliyoruz dedi. Evet Ali hocamız hazır hattımızda. Ali Yazıcı hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam Manisa'dasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah çok şükür. Çok feyizli, çok bereketli bir emir maruf geçiriyoruz. Pazar gününden itibaren, İstanbul'dan çıktığımız saatten itibaren Mevla Teala hep bize yardımcı oldu. Maşallah hocam. Hocam anda, Ege bölgesinde nasıl emir bil maruf çalışması? Ege bölgesinde yani hiç böyle konuşulanlar denilen gibi değil. İnsanlar çok güzel bize karşılıyor. Maşallah mükemmel hocam. Karşılıyorlar. Özellikle gençler olsun. Gençlerimiz çok can kulağıyla dinliyorlar bizleri. Maşallah. Dün Manisa'yı bitirdik. Manisa merkezdeydik. Evet. Manisa merkezin caddeleri, sokakları, mahalleleri, kahvehaneler her yere ulaşmaya çalıştık. Biliyorsunuz Manisa Şehzadeler şehri Fatih Sultan Mehmet'in evet, burada evet. Okuduğu bir yer. Gerçekten mükemmel bir yer. Sağ Selçuklu zamanından kalan bir yer. Elhamdülillah halkımız çok güzel karşıladı. Hep böyle sözleri alıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuma sözleri. Biliyorsunuz 3 ayların Şaban ayındayız. Ramazan ayı geldi. Ve hatime başlayacağım diye sözler de aldık. Elhamdülillah. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel hocam. Maşallah. Allah razı olsun. Hocam şimdi vaktimizin son 5 dakikalık bir süresi kaldı. Son söylemek istedikleriniz varsa alalım. Diğer hocalarımıza da bağlanmak istiyoruz çünkü. İnşallah. Bugün de işte dün Manisa'da demiştik. Manisa merkez. Bugün sabah işte tren yoluyla
Akhisar'a geçtik. Akhisar da çok büyük bir yer. Oranın da aynı şekilde caddelerinde, mahallelerinde. Orada da göçmen de çok vardı. Manisa'nın yerli halkı da vardı. Aynı şekilde bizi çok güzel karşıladılar. Oturduk, muhabbet ettik. Onlar dertlerini anlattılar bize. Gerçekten halklar çok dertli. Yani Ege bölgesi özellikle, yani tüm Türkiye'de de Ege bölgesi çok dertli. Evet. Özellikle bu evet. Alim hocalardan bize çok ihtiyacımız var. Gerçekten evet. Burada medreseler olsun. Evet hocam. İnşallah bunlara ulaşırız hepsine. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Buradan Ege bölgesine, Manisa'ya selam olsun hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Evet kıymetli FM TV ailesi. Şimdi Rize'ye bağlanacağız. Manisa'ya bağlandık. Ege bölgesinde bulunan hocalarımıza bir bir bağlanmaya çalışıyoruz. Vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son bir telefonumuz var. O da Rize'ye bağlantı yapacağız. Abdülkadir Yılmaz hocamızın grubu burada bulunuyor. Abdülkadir Yılmaz hocamızın grubunda babası Mahmut Yılmaz abimiz de, kıymetli abimiz de Emir Bil Maruf vazifesinde gönüllü olarak bu vazifeye çıktı. Onunla bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz az sonra. Şimdi Ege bölgesinde hep anlatılıyor ya işte yapılır mı yapılmaz mı insanlar nasıl karşılar? Vallahi 2009 yılından beri yapıyoruz. 2-3 yıl önce kendim bizzat İzmir'de, Muğla'da, Denizli'de biz bu görevleri yaptık. Şükürler olsun halkımız bizleri çok güzel karşılıyor. Yani anlatılan gibi değil kıymetli izleyenler. Hani korkmayalım. Bir insana iyiliği söyleyip onu kötülükten nehyetmek için korkmayalım, çekinmeyelim. Yani hiç beklemediğimiz hani... Hiç beklemediğimiz tipler denilir ya, işte o tip dediğimiz insanlar o kadar güzel yaklaşıyor ki ona da tip diye hitap etmekten utanıyoruz. Yani bu kadar açık söyleyebilirim sizlere kıymetli izleyenler. O yüzden çekinmeyelim, ne gerekiyorsa, İslam adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışalım. Mahmut abimiz hazır mı? Evet, Rize'de Mahmut Yılmaz abimiz bizlerle birlikte. Mahmut hocam hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. İyilerden beraberiz elhamdülillah. Allah razı olsun. Emir Bil Maruf vazifesinin ikinci gündesiniz Mahmut hocam. Bizlere, seyircilerimize, halkımıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle halkımı selamla, sevgiyle kucaklıyorum. Allah'ım daim etsin inşallah. Amin. Tabii Emir Maruf Nehyen-i Nürkel, Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmak herkese nasip olmaz. Bu güzel bir iş. Yapabilenler, bu işi becerenlerin Allah razı olsun. Amin hocam. Bizler de burada olduğumuz müddetçe bu zaten görevi İstanbul'dan çıkıp buraya zaten gelmemizin gayesi, amacı da buydu zaten. Evet. Ben zaten birkaç gün önceden buradaydım. Hem Silah-ı Rahim hem Emir-i Maruf kardeşlerimi de oğlumu da burada görünce daha da güzel oldu benim için. Maşallah hocam. Yani çay elinde halkımızı, esnafı gezdik, çok duygulandılar, çok sevindiler. Yani... çok güzel anlar oldu. Çok güzel şeyler yaşadık. Yani ben şahsen çok mutluyum. Çok da hoşuma gitti yani. Çok güzel. Maşallah hocam. İnsanlar gerçekten bizim gibi insanlara böyle susamışlar. Yani ne kadar az da olsa bile yani geldiğin zaman gerçekten insan dükkanından seni bırakmak istemiyor. Yani peşine Maşallah geliyor. Hocam. Kapıya kadar peşine geliyor. İlgileniyor, evet. Duygulanıyor böyle. Gayet güzel geçti elhamdülillah. Daha da iyi olur inşallah. Rabbim bu çalışmaların daim mi devamını istiyoruz. Rabbim muvaffak etsin inşallah. İnşallah hocam. Hocam gençlerimizle ilgili neler söylemek istersiniz? Gençlerimizin durumu nasıl veya gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir hocam buradan? Şimdi ben yine camide şey yaparken gençler gerçekten sahil camiine gittim. Gençler yanımıza geliyor. Bizlerden bize onlara nasıl bir şeyde yaklaşırız diye bulunduğumda hocam diyor yani sizlerin diyor zaten diyor yaşantı olarak bize vereceğiniz şey sizin zaten yaşantınızdır diyor. Yani sizi sarıklı cübbeli gördüğümüz zaman diyor Maşallah zaten diyor hocam. Biz gerçekten bizim dedelerimiz Osmanlı'nın vermiş olduğu şecaati siz zaten bizlere veriyorsunuz diyor. Bizleri bırakmayın daima bizim elimizden tutun bizlere beraber olun diyorlar. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun söylemek istekleriniz varsa alalım hocam buyurun. Evet. Son olarak söylemek istediğiniz nedir hocam? Nasıl? Anlayamadım. Son olarak bizlere neler söylemek istersiniz hocam? Son olarak çalışmalara devam diyorum. Efendi Hazretlerimizin yolunu, çizgisini bozmayacak şekilde daima istikamet, daima istikamet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz buradan sizlere, Abdülkadir hocamıza ve tüm Emir Bil Maruf ekibine selam olsun hocam.
Aleyküm selam. Rize'ye selam olsun hocam. Yardımcımız olsun inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli FM TV ailesi, bugün de 81 ilde bulunan hocalarımızla telefon bağlantıları gerçekleştirmeye çalıştık. Hepsine ulaşamasak da bugün de yine bir takım hocalarımıza ulaşmaya çalıştık. Yarın saat 18.00'da yine buluşmak dileğiyle diyoruz. Emri Bil Maruf özel programına bugünlük bu programımızı burada noktalıyoruz. İnşallah hepinizi Yüce Rabbimize emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.